Cephe dışında bir de Anadolu'ya bakmamız lazım hocam. Şimdi Osmanlı sadece Çanakkale savaşmıyor. Evet. Esas bu. Ha sadece bizim savaş yaptığımız Çanakkale olsaydı belki bu kadar zayiat vermezdik. Belki çok daha böyle savaş kısa zamanda biterdi. Nerede savaş yapılıyordu? Kanalda yapılıyordu, Süveyş kanalında. Bunu söylememiz lazım. Süveyş kanalı ne işi vardı askerimizin? Bunu cevaplamak lazım. Süveyş kanalında kim geliyordu? Süveyş kanalından, Avustralya'dan gelen, evet. Yeni Zelanda'dan gelen, Hindistan'dan gelen Anzak askerleri, Hindu askerleri geliyordu. Evet. Osmanlı Devleti kanalda kurduğu tahkimatla buradan gelen askerleri önlemeye çalıştı. Ve hemen söyleyelim yine. Bunu hemen söylemek lazım. Bunlar eski İngiliz sömürgesi onları yani. İngiliz uluslararası Commonwealth'e dahil olan ülkeler. Hala öyle. Yani İngiltere'den habersiz İngiltere'nin izni olmadan hareket etmedi. Mümkün değil zaten. Hocam hemen söyleyelim. Evet. Bakın Jonathan King'in yeni bir tarihçi, Avustralya tarihçinin Anzak askerlerinin hatıralarından oluşan işte kitabı İş Bankası tarafından Ocak ayında, 2015 Ocağında Türkçe'ye çevrildi. Bütün dinleyicilerimizin bu kitabı ulaşmasını tavsiye ederim. Devletin yeterli kuvvetleri olmadığından dolayı kanal tahkimatımız istenen sonucu vermedi. Orada kazanamadık. Yine başka Filistin cephesinde savaşıyoruz. Yemen'de savaşımız var. İşte bakın Akif'ten bahsedeceğiz belki zamanımız yeterse. Akif'in ne işi var Arap coğrafyasında? Çünkü Mehmet Akif bana göre o dönemin İslam dünyasındaki en büyük mütefekkiri. Evet. Akif sadece Türk dünyasının, Osmanlı coğrafyasının değil, bütün İslam dünyasının Akif'i. O tanınıyor ve biliniyor. Sözüne evet. güveniliyor. Başka nerede mücadele var? Bizim dahil olmadığımız, yani bizim toprağımız olmayan Romanya'da, Galicia'da. Bakın o dönemde Makedonya'da, Galicia'da ve Romanya'da Almanlarla beraber savaşıyoruz. Başka? Irak cephesinde biraz önce bahsettiğimiz İngiltere'nin Irak'tan çıkarak Ruslara yardım ulaştırma hedefi için bugünkü Irak coğrafyasında evet. yani Basra coğrafyası savaşıyoruz. Başka? Aynı dönemde Sarıkamış var. Ruslara karşı mücadele verdiğimiz. Yani bakın. Yani Osmanlı dört bir taraftan cephe ve savaş halinde. Yani bu zor dönemde, koşullarda. Evet. Bu dönemde. Şimdi gelelim cepheye yapılan sevkiyatla ilgili. Yani insan sevkiyatına bakalım. Sadece yıllarca biz İstanbul Tıbbiye Mektebi'nden gelen öğrencilerimizi, büyük dedelerimizi diyoruz artık onlara. Galatasaray Lisesi'ndeki öğrencileri hep konuştuk. Yani mektepli kaybettik diye. Halbuki aynı tarihte Sivas, Kayseri, Konya, İzmir, Kütahya, Kastamonu, Ankara, Selanik, Edirne idadisi ve medreselerindeki talebeler de cepheye sevk ediliyorlar. Ve evet. kayıtlarda bunlar var. Kaç talebeniz cepheye sevk edildiğine dair. Zaten Mustafa Kemal Paşa'nın bu Çanakkale Muharebe ile ilgili kullandığı bir tabir var. Bu talebelerle ilgili. Biz bir üniversite kaybettik diyor Çanakkale'de. Yine rakam verelim hocam. Belki seyircilerimiz merak edebilirler. Çanakkale'de verdiğimiz şehit sayısı, yani mektepli şehit sayısı, lise talebesi sayısı yaklaşık 10 bin civarında. Evet. Yani çok büyük bir rakam hocam. Tabii bunu 1900'lü yılların başlarına göre değerlendirmek şimdi lazım. Şimdi yine Çanakkale'ye dönelim hocam. Mesela biz Sarıkamış'ı nasıl biliriz? İşte askerimiz soğuktan dondu. Dondu, evet. Evet, doğrudur. Yani yine kayıtlara baktığımızda biraz rakam abartılı olmakla beraber Sarıkamış cephesinde o bütün hat boyunca verdiğimiz şehit miktarı 57 bin civarındadır. Şimdi ben bunu Çanakkale'li bir örnekle benzetmek isterim. Şimdi savaş bir gün sürmediğine göre Sayın Hocam Çanakkale'de de kış oluyor değil mi? Evet. Sizin alanınız. Evet. Çanakkale'nin soğuğu, Boğaz soğuğu çok ağır oluyor. Evet. Nemle birleşince. Nemle birleşince. Sayın Hocam sadece 1915'in Kasım ayının sonunda 27, 28, 29 Kasım'da düşmana karşı kazdıkları siperlerde donarak, soğuktan, yağan kardan donarak şehit olan Mehmetçiğimizin sayısı yaklaşık 10 bindir. Bakın buna çok bahsedilmez. Evet doğru. Ben sadece, duruyor. Sadece bakın. Yani. Hiç biz çünkü Çanakkale'yi sadece 18 Mart'la değerlendirdiğimiz için yani 20 ay boyunca böyle bir savaşın olacağını düşünmediğimiz için aklımıza gelmiyor. Yoksa 20 ay diye konuştuğumuzda ya bu insanlar kışın savaşmadılar mı? Soğukta ne yaptılar diye düşünmemiz gerekir. Yine sizinle program öncesi
Orada İAŞ'i konuştuk. Belki sohbetimizin son kısmında temas edeceğimiz bir konu da bu. Orada askerimizin günlük istikakı var. Yani bunu söylerken benim hocam şurada tıkanıyor boğazım. Kırtlağım tıkanıyor. Bakıyorsunuz. Bunlar hepsi var. Gün ve gün. Gün ve gün hepsi var. Mesela vermiş. Diyor ki 25 Nisan sabah. Sabah. Şekersiz hoşaf. Bize şekerli ikram ediyorlar. Şekersiz hoşaf. Bir parça ekmek. Tahin. Öğlende yok. Öğlen boş. Akşam şekersiz hoşaf. Ekmek, tahin yok. Bir gün sonra şekersiz hoşaf, tahin, yarım ekmek. Öğlende yok. Ve öyle bir zamana geliniyor ki şekersiz hoşaf da yok. Şimdi hamaset değil bu. Bunlar resmi kayıtlarda var. Genelkurmay'ın arşiv kayıtlarında bunlar var. Şimdi Çanakkale'yi sadece biz bir asker zaferi, asker savaşı görmemiz lazım. Çanakkale bir topyekun mücadeledir. Evet. Bakınız Kastamonu'ya gittim. Kastamonu'da bir Kınalı Kuzular Meydanı var. Evet, Kınalı Kuzu. Evet hocam, Kınalı Kuzular Meydanı var. Kınalı Kuzular Meydanı'nda dedeler, anne baba kalmamış. Çanakkale muharebelerinde erkek nüfusunun çok büyük bir miktarını kaybeden iki tane vilayetimiz var. Bunlardan biri Konya'dır, biri Kastamonu'dur. Bu iki vilayetimiz neredeyse erkek nüfusunun çok büyük bir kısmını kaybetmiştir. Ve ufak çocukları, 15-16 yaşındaki çocukları, dedeleri ellerinden tutarlar. Önce meydanda hamama getirirler, çocukları yıkarlar. Çünkü hocam biliyorsunuz savaşta hastalık bulaştıran bir pire gibi böyle, yani böyle büyük bir salgına sebep olan hastalık olmasın diye temizledi, elden geldiğince dikkat edilir. Mesela orada yine toprağa düşen mehmetçiklerimiz, toprağa düşen işte anzakların defnedilememesi sonucunda büyük bir salgın hastalık başlıyor. Çünkü cesetler üzerinde sinekler oğulatıyor. Evet. Büyük bir salgın hastalığı başlıyor. Hastalıklardan da ölen çok büyük miktarda askerimiz var. Şimdi düşünün, Kastamonulular, dedelerimiz, ninelerimiz torunların eline tutuyor. Önce hamama getiriyorlar. Sonra asker elbisesini giydirerek orada bölük komutana teslim ediyorlar. İşte o meydan adı Kınalı Kuzular Meydanı hocam. Şimdi tekrar dönelim Çanakkale'ye. Biraz önce dedik ya, evet. Çanakkale'ye ilgili herkesimizin, her insanımızın yüreğinde bir şey var. Yani kitapları kaldıralım. Hiç kitaba bakmayalım. Evet. Sadece Anadolu insanından dinlediğimiz hatıratlar. Yani onlara mı geçelim? İsterseniz Çanakkale Savaşı'nın getirdiği o yıkım ondan bahsedelim mi hocam? Bahsedelim ondan. Bahsedelim biraz hocam. Hızlı hızlı bahsedersek artık zamanın şeyine geldik. Şimdi sayın evet. Hocam ne getirdi? Evet. Birinci Dünya Savaşı bile ne getirdi? Tabii önce ben şunu sormak istedim. Acaba Çanakkale Boğazı geçilse ne olurdu? Hocam Çanakkale Savaşı, Çanakkale Boğazı geçilseydi kuvvetle muhtemel biz bugün burada olmazdık. Evet. Özeti bu. Bir. Ben hep şu kafama, özür dilerim, kafama şu takılıyor. Daha sonra biliyorsunuz İngiliz donanmasını hiçbir şey atmadan Mondros'la beraber direkt ne oldu? Geldiler. Müttefikimiz olan Almanlar savaşta yenildiler. Biz de Almanlar yenik sayıldık. Evet. Çanakkale'yi silah zorluğu geçemeyenler evet. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros teslimiyet anlaşmasıyla yani ellerini kollarını sallaya sallaya anlaşmanın gereği olarak Anadolu'nun birçok yerini ve İstanbul'u, payitahtımızı, başkentimizi işgal ettiler. Şimdi Çanakkale o ilk aşamada geçilseydi, çünkü o daha sonraki belki süreçle konuşulması lazım, İstiklal evet. Savaşı değil ama geçilseydi, İstanbul işgal edilseydi, Rusya'ya yardım ulaşsaydı, Çarlık Rusyası, evet, Çarlık Rusyası, bir kere Rusya yıkılmazdı kuvvetle muhtemel. Evet. Çarlık Rusyası kalırdı, orada Bolşevikler yaşanmazdı. Çünkü Rusların hedefi sıcak denize inmekti ki Doğu Anadolu'da bize karşı çok büyük bir galebe, büyük bir mücadele veriyorlardı, bahsettiğimiz biraz önce. Biz Doğu Anadolu'muzda, Anadolu'muzun birçok yerinde demir yolu inşa edemezken Ruslar 19. yüzyılın hemen ikinci yarısına doğru Tiflis, Anapa, Poti ve oradan da İran'a doğru demir yolunu inşa etmişlerdi. Bizim şu yaşadığımız coğrafyayla aynı şartlara sahip olan o coğrafya demir yolu ile tahkim edilmişti. Ve Sarıkamış mücadelesinde de
Ruslara en büyük desteği sağlayan da o demir yollarıydı. Evet, top yolları da vardı. Tabii. Top dağına şeye evet. kadar getirdikleri evet. yani. O şimdi hocam bu birincisi. Evet. İkincisi, İstanbul işgal edilseydi Çanakkale ile beraber kuvvetle muhtemel milli mücadele için Türk milleti büyük bir direnç kazanamaz. Aslında Çanakkale muharebeleri sadece Türk milletine moral motivasyon noktasını değil. Bütün İslam alemine. Sadece İslam alemine değil hocam. Mazlum milletlere. Evet. Esaret altında, sömürge altında yaşayan mazlum milletlere de bir heyecan kaynağı oldu. Evet. Tabii çok detaylı bu. Rakamlar vermemiz lazım. Evet, evet. Şimdi gelelim bize getirdiği yıkıma sayın hocam. Tabii biraz abartı olmadan. O dönemde Enver Paşa'nın da olağanüstü hal ilan etmesiyle beraber, Çanakkale ile beraber 6 cephede ve kendimiz 3 cephede destek olmak üzere 9 cephede verdiğimiz kayıplar. Asker kaybımız yaklaşık 1 milyon kadar. Hepsi şehit, yani cephede şehit olan değil bunlar. Kayıplar var, hastalıktan şehit düşenler var, esir düşenler var. Yaklaşık 220 bin Mehmetçik esir düşmüştür. Özellikle Kanal Muharebesi'nde, Yemen Savaşı'nda ve Mekke Medine Müdafası'nda, yani Filistin bölgesinde askerlerimiz şehit düşmüşlerdir. Evet. Kayıp olanlar, bakın kayıp olmuştur. Hatırlarsınız Sayın Hocam, o kayıpla alakalı da bilgi verelim. Özellikle bölgemizde hatırlayın, Karadeniz bölgesinde duyarız. Tribolu'nun doğusunda kalan bölgede Ruslar geri çekilirken buradan insanlarımızı esir götürmüşlerdir. Biz bunu kayıp noktasını sayarız. Evet. Hatta bunların bir kısmı sonra geri dönmüşlerdir, bir kısmı dönememiştir. Hatta bir kısmı Rusya'da kalıp yaşamaya devam etmişlerdir. Belki... Benim dedem geri dönenlerden, evet. Eyvallah, evet. Doğru değil mi hocam? Evet, bakın, doğru. Eğer gelmeyenler kayıplar evet. listesinde. Hocam kayıp rakamını verelim. Yaklaşık 60 bin kaybımız vardır. Bakın 60 bin kişi hocam. 60 bin kişi kayıp. Çanakkale'de verdiğimiz kayıp sayısı 213 bin kişidir. İngilizlerin ve Fransızların burada verdiği kayıp sayısı 252 bindir. Avustralya'nın verdiği kayıp sayısı, yani kayıp derken ölü sayısı 10 bindir. Yeni Zelanda'nın verdiği kayıp sayısı, ölü sayısı yaklaşık 7 bindir. 7 bindir. Şimdi bakın nasıl bir mücadelenin olduğuna. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin kayıplarına bakalım. Birinci Dünya Savaşı'nda 4 yıl boyunca. Bu verdiğimiz rakamlar askeri kayıplar. Siviller buna dahil değil. Ermeni komitacıların katlettiği Müslüman ahali değil. Buna dahil değil. Şimdi düşünün. 6 cephede savaşıyorsunuz, kendi cepheniz. 3 cephe savaşıyorsunuz müttefikinizle beraber. 9 cephede. Anadolu boşalmış. Bakın Anadolu boşalmış. Sayın hocam 4 yılda verdiğimiz şehit sayısı yaklaşık 3,5-4 milyon kadardır. Neredeyse nüfusumuzun Ankara nüfusu. Bakın hocam nüfusumuzun yaklaşık 1/4 kadardır. Evet, o zaman. Evet. Verdiğimiz şehit ne manaya gelir? Şehitler askerlik yapanlar büyük kısmı olduğu için aktif nüfustur. Anadolu'da kalan nüfusun 1/4 yaşlı, sakat, çocuk. Ha bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Özellikle Mısır'da İngilizlerin toplama kampında tuttukları Mehmetçikler, ecdadımız orada kullanılan kimyasallar sebebiyle büyük bir kısmı kör edilmiştir. Bakın bu birçok kaynakta yazmaz. Yani İngiliz'e esir düşen Mehmetçikler kanal hattında, Filistin'de, Medine'nin müdafasında toplama kamplarında orada tabii ben kimyacı değilim. Onun ne olduğunu da pek bilmiyorum ama kayıtlarda bunlar var. Askerlerimizin çok büyük bir kısmı kör olmuştur. Ve buradan Malta'ya sürülenler var. Bunların içerisinde en önemlisi Ömer Fahrettin Paşa'dır. Mekke müdafiği. O da çok özel bir şahsiyettir o dönemde. Yani onunla da belki bahsetmek gerekir. Mondros'la beraber Ömer Fahrettin Paşa'dan Medine'yi teslim etmesi istenir. Ömer Fahrettin Paşa gelen Harbiye Nazırı'nın yazısına şunu yazar. Der ki burası kutsal topraklardır. Kutsal topraklar bir nazırın emriyle teslim edilemez. Padişah fermanı ve Şeyhülislam fetvası isterim. Aslında Ömer Fahrettin Paşa'nın bütün derdi Anadolu'dan gelmesi muhtemel yardımı bekler. Halbuki Anadolu cayır cayır yanmaktadır hocam. Evet. Ve 2 ay sonra bunlar da gelir. Ömer Fahrettin Paşa ne der biliyor musun hocam?
fermanı da kabul etmiyorum, fetvayı da kabul etmiyorum. İşgal altında verilen ferman da fetva da sahih olamaz. Sahih olamaz. Güzel.